Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Değerli öğrencilerimiz, bedi'e ilminden iktibas konusunu işliyoruz. İktibas konusu da cinas gibi el-muhassinat, el-lafziye, lafzi güzelleştiricilerden biridir. Bir önceki dersimizde Türkçe olarak bunu anlatmıştık. Şimdi kısaca orayı bir özetleyelim, hatırlayalım. İktibas ne demiştik? Sözlük anlamı ateşten köz almak. Tabii sözlük anlamı bu. Terim olarak şiir yahut nesirde bir ayeti kerime veya hadis-i şerifin tamamının veya bir kısmının alınması. Şiirde veya nesirde, düz yazıda da olabilir. Sözün arasına bir ayeti kerime veya bir hadisin alınması veya ayetin ve hadisin bir kısmının alınmasıdır. Bu alındığında da bunun ayet veya hadis olduğu da belirtilmez. Nereden aldığı da söylenilmez. Yani Allah şöyle buyurdu kitabında, Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurdu şeklinde ifadeler olursa bunlar iktibas sayılmıyor. Bu alıntılar nedir? İfadeye güzellik ve canlılık kattığı için, sözü pekiştirip güzelleştirdiği için de edebi bir sanat kabul edilmiş. Yani o alıntı, bir kelime aldın, o iktibas yok. Böyle anlam bütünlüğü oluşturan bir terkip, bir ibarenin alınmış olması gerekiyor. Çok kısa olduğunda anlaşılmaz, çok uzun olduğunda da sıkıcı olur. O da hoş görülmeyebilir. O sözün arasına uygun bir şekilde yerleştirmek, iktibas, alıntı demek. Bu Türkçe'de de bu kullanılıyor. Belki eski şiirlerde Osmanlıca harfler kullanılırken daha güzel bir şekilde ifade edilebiliyordu. Her ikisinin yazım dili de Arapça olduğu için. Şimdi belki azalsa da yine nedir? Kullanılır. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ دَا قَلْبِ سَل۪يمِ isterler ibaresinde olduğu gibi. Türkçe'de de bu kullanılıyor. Şimdi geldik Arapça'daki Belagatul Vadıha kitabındaki Arapça örneklerimizi de okuyup anlayalım. El-iqtibas. Kale Abdülmü'min el-Esfahani. La teğurranneke minezzalemeti kesratul cuyuşi vel-ansar. İnnemâ nüekhiruhum liyevmin teşhasu fihil absar. Şimdi burada La teğurranneke minezzalemeti. Zalimlerin durumu seni aldatmasın. Seni nedir? Ürkütmesin yani. Seni aldatmasın. Kesratül cuyuşi. Onların askerlerinin çokluğu. Vel ansari ve yardımcılarının çokluğu seni aldatmasın. İnnemâ nuakhirum. Şüphesiz ki biz onları erteliyoruz. Li yevmin bir gün için teşhasu fihil absar. Gözlerin böyle parlayacağı, dehşetle bakacağı, korkudan böyle parlayacağı bir gün için erteliyoruz. Nüakhiru, akhara, yuakhiru, nahnu nüakhiru. Tamam. Bu ayette innemâ nüakhiruhum liyevmin teşhasu fiyil absar bölümü iktibas yapılmış ayette. Hangi ayetten iktibas yapılmış? قال تعالى استعذ بالله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار تشخص فيه الابصار. Bak bu ayete. Bak dikkat ederseniz arkadaşlar, bazen küçük değişiklikler olabiliyor. Burada innema yuakhirum asıl ayette nedir? İnnema yuakhiruhum liyevmin teşhasu fihil absar. Tamam. Evet, bu şekilde. Sonra ikinci örneğimize bakalım. Ve kâle İbn-i Senâ el-Mülk Rahalû felestu musâilen an dârihim ene bâhi'un nefsî alâ âthârihim. La. Ne? Diyor ki şair, Rahalû, onlar gittiler diyor. Felestu musâilen, ben soran değilim, soracak değilim. An darihim, onların yurdunu
nerede olduklarını soracak değilim ya. Bana ne, giderlerse gitsinler diyor. Ene ben bâhi'un nefsi, kendimi helak mı edeyim, alâ âthârihim, onların peşinden kendimi helak mı edeyim, helak edici miyim diyor. Burada bâhi'un nefsi alâ âthârihim, burası ayetten iktibas edilmiş. Burada da küçük bir değişiklik yapılmış arkadaşlar. Ayetimiz aslında şu şekilde. Estağfirullah. قَالَ تَعَالَى فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّا مُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يسِ اَسَفًا. Peygamber Allah Teala hitaben diyor ki, sen diyor kendini onların peşinden بَاخِعٌ نَفْسَكَ, kendini heder ediyorsun. Kendini helak ediyorsun. Helak edeceksin. اِلَّا مُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يسِ بِهَذَا الْحَد۪يسِ, bu söze inanmadılar diye esefen, üzüntüden kendini helak edeceksin neredeyse diyor. Bâhi'un nefseke, kendini helak edeceksin. Burada ne demiş şair? Bâhi'un nefsi, kendimi helak mı edeyim onların peşinden, gittilerse gitti ne yapayım diye. Burada ayetten bir iktibas yapmış. Küçük de bir ne yapmış? Değişiklik yapmış. Burada bâhi'un nefseke, tamam. Burada ise bâhi'un nefsi. Tamam. Burada zaten فَلْعَلَّكَ اَنْتَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ, burada اَنَا بَاخِعُ النَّفْسِ şeklinde gelmiş. بَخَعَ بِمَعْنَا yani قَتَلَهَا غَمَّنْ, üzüntüden öldürmek demek. Bunlar örneklerimizdi. Üçüncü örneğimize bakalım. وَقَالَ اَبُوْ جَعْفَرَ الْاَنْدَلُوسِيَ الْغِرْنَاطِ, Gırnatalı Endülüslü Ebu Cafer şair ne demiş? La tu'adin nase fi awtanihim qallama yur'a garibul vatan ve iza ma shi'ta aishan baynahum khaliqin nase bi khuliqin hasanin ve iza ma shi'ta eğer dilersen aishan baynahum, diğerinde bunu ve iza ma ishte aishan baynahum, onların arasında yaşadığında diye okumuştuk. Zannedersem bunun aslı ve idâ mâ şi'te, istediğinde ayşen beynehum, onların arasında hâliqin nâse bi hulikin hasenin, onlarla güzel bir ahlakla muamelede bulun diyor. Baştan anlamını söyleyelim. Lâ tu'âdin nâse, insanlara düşmanlık etme, adavet besleme fi avtanihim, kendi vatanlarında, kendi vatanlarında insanlara düşmanlık etmeyesin. Gallama yur'a garibul vatan. Gallama yani nadiren. Bu ibareyi unutmuyoruz arkadaşlar, değil mi? Gallama nadiren demek, değil mi? Yur'a riayet edilir, garibul vatan. Yani garibul vatan orada gariban olan yabancı kimse nedir? Haklarına çok nadiren riayet edilir. Sen gittin, gurbettesin. Orada senin haklarına nedir? Riayet edilmez. O yüzden o vatanlarında insanlara düşmanlık etme diyor. Ve izâ mâ şi'te, eğer istiyorsan, istediğin sürece ayşen beynem, onların arasında yaşamayı istediğin sürece her zaman hâliqin nâse, insanlarla muamelede bulun. Bi hulukin hasenin, güzel ahlakla muamelede bulun. Tamam. Burada şair beytinin arasına ne yapmış? Hadisi şeriften iktibas yapmış. Hâliqin nâse bi hulukin hasenin. Ya. Burada peygamberimizin hadisi şu. An Ebi Zer kâle li Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiş. Peygamber bana şöyle dedi diyor. İttakillâhe haythumâ kunte. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Ve etbi'i seyyiyetel hasenete. Kötülükten sonra hemen peşinden iyilik yap. Temhuha. Onun etkisini gidersin. Onu silsin, yok etsin. Bir kötülük yaptın, isteyerek veya istemeyerek hemen peşinden bir iyilik yap ki aynı mekanda, aynı yerde, hemen aynı zamanda onu ne yapsın? Silsin, yok etsin. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, ve insanlarla
güzel ahlakla iyi bir şekilde muamele et. Hadisin bu kısmını ne yapmış şair? İktibas etmiş. Tamam. Bu üç örneğimizde dikkat ederseniz burada ayetten iktibas yapmış. İkinci örnekte yine ayetten iktibas yapmış. İkisinde de küçük değişiklikler var. Burada nuahhiruhum ayette yuahhiruhum şeklinde geçiyor. Burada bâhi'un nefsi kendimi heder ediyorum. Burada bâhi'un nefseke zamirlerde farklılık olduğunu görüyoruz. Burada hadisi olduğu gibi almış. İlgili kısmını tabi. Hadisin tamamını da almamış. Evet. Şimdi açıklamasını okuyalım arkadaşlar. El-Bahath El-ibaratani elletani beynel ekvasi fil mithaleynil evveleyn me'khudetani minel Kur'anil kerim Vel-ibara elleti beyne kavseyni fil mithalis salis minel hadisi şerif. Diyor ki ilk iki örnekteki parantez içindeki kısımlar, bak parantez içine almış, burada tırnak içine almışız. Oralar diyor kırmızıyla işaretlediğimiz yerler nedir? Me'khuzetani minel Kur'anil kerim. İlk iki örnekteki el-ibaratani elletani. İki ibare. Elletani beynel ekvasi fil misaleynil evveleyn. İlk iki misaldeki parantezlerin arasındaki iki ibare me'khuzetani minel Kur'anil kerimden alınmıştır. Me'khuz. Ehaze me'khuzetani alınmıştır. Ve'l-ibara elleti beyne kavseyni fil misalis salis. Üçüncü misalde parantez içindeki ibare ise minel hadisi şerif. Hadisi şeriften me'khuz alınmıştır. Me'khuzedir. Tamam. Ve kad dammenel katibu dammenel katibu evus şairu kelamehu hâzihil âthâr şerife hâzihil âthâr şerife min gayri en yusarriha bi enneha minel Kur'ani evul hadisi. وَقَدْ ضَمَّنَ الْكَاتِبُ Katip tazmin etmiş. Yani sözünün arasına yerleştirmiş onu. اَوْ الشَّاعِرِ Katip veya şair ضَمَّنَ كَلَامَهُ Sözüne altına dımmen yerleştirmiş. هَذِهِ الْاَثَارَ الشَّرِيفَ Bu değerli sözleri. Asar arkadaşlar hadisi şerife eser ismi de veriliyordu değil mi? Hadis, sünnet, eser bunlar hadis anlamına gelen şeyler. Hadis dersinden biliyorsunuz. Bu değerli sözler, asar sözler demek. Bu değerli sözleri sözünün içine dımnen yerleştirmiş. İçine yerleştirmiş. Min gayri en yusarriha açıklamadan bi enneha minel Kur'ani evil hadis o sözlerin bu değerli sözlerin Kur'an'dan veya hadisten olduğunu gayri en yusarriha açıklamaksızın açıklamadan bu sözleri kendi sözünün içine yerleştirmiş gizlice. Ve garaduhu min hadet tazmin bu tazmin yapmaktaki sözüne bunları yerleştirmekteki amacı en yesteira min kuvvetiha kuvveten. İsteara yesteira nedir? Ödünç almak. İstiara neydi arkadaşlar? Ödünç almak. İstiarede de o anlam var değil mi? Kelime diğer kelimenin anlamını ödünç alıyor gibi. Ha, amacı neymiş şairin ya da katibin? Ödünç almak. Min kuvvetiha kuvveten. O güzel, şerefli sözlerin kuvvetinden kuvvet ödünç almak için. Tamam. Ayetin o güçlü anlamından güç almak. Gücü ödünç almak içindir. Buradaki amacı. Sözünün arasına ayet ve hadisi yerleştirmesinin amacı bu. Ve en yekşife an maharatihi diğer amacı da neymiş? Garaduhu, hedefi. Birincisi o ayetin veya hadisin gücünden güç ödünç almak. Ve en yekşife ortaya çıkarmak. An maharatihi maharetini ortaya çıkarmak. Fi ihkami sileti beyne kelamihi vel kelam allazi ahazahu beyne kelamihi vel kelam allazi ahazahu diyor ki kendi sözüyle aldığı söz arasındaki bağı sağlam yapma ihkam etmedeki maharetini ortaya çıkarmak
Yani birinci amacı neymiş? O ayetin veya hadisin gücünden güç, ödünç almak. Bir diğer amacı da bu kendi sözüyle aldığı söz arasındaki bağlantıyı böyle sağlam yapmadaki maharetini ortaya çıkarmak. O sözü öyle bir yere, öyle bir şekilde yerleştirmesi lazım ki hem kendi sözü değer kazansın, hem de o ayetteki mesaj güzelce anlaşılsın. Ayetteki mesaj söylediği sözü desteklemiş olsun. Tam onu yerleştirmek de bir maharet gerektiriyor. وَهَذَا النَّوْعَ يُسَمَّى اِقْتِبَاسًا İşte bu tür iktibas diye isimlendiriliyor. وَاِذَا تَأَمَّلْتَ Düşündüğün zaman رَأَيْتَ اَنَّ الْمُقْتَبِسَ قَدْ يُغَيِّرُ قَلِيلًا فِي الْآثَارِ اللَّتِي يَقْتَبِسُهَا Bak onları düşündüğünde diyor رَأَيْتَ Görürsün. اَنَّ الْمُقْتَبِسَ اِقْتَبَسَ يَقْتَبِسُ مُقْتَبِسَ Bu da ismi faili değil mi? İktibas yapan kişinin olduğunu kad yugayyiru değiştirebiliyor. Kalilen az. Fil asar o sözlerde elleti yaktebisuha. Yani aldığı sözlerde biraz değiştirme yapabileceğini gördüm. Değil mi? Kel misali thani ikinci örnekteki olduğu gibi iz el ayetu felealleke bâhi'un nefseke ala âthârihim. Şair ne demişti orada? Ene bâhi'un nefsi demişti değil mi? Ben kendimi edermedim onların peşinden. Gittilerse gittiler demişti değil mi? Bu ayetten iktibas yaptı ama burada değişiklik yapmıştı. Diğer ilk ayette de innemâ nüekhiruhum innemâ yüekhiruhum. Ayette innemâ yüekhiruhum ya ile sözde şiirde ise innemâ nüekhiruhum şeklinde geçmişti. Evet. Açıklamamız da bu şekilde. Demek ki ilk iki örnekteki parantez içindeki ibareler Kur'an-ı Kerim'den alınmış. İnnemâ nüekhiruhum liyevmin teşhasu fîl ebsâr ilk örnekteki ve ikinci örnekteki bâhi'un nefseke alâ âthârihim ibareleri Kur'an'dan alınmış. Vel ibâre lletî beyne kavseyni fil misâli sâlis. Üçüncü misaldeki hâlikin nâse bi hulikin hasenin ibaresi de hadis-i şeriften alınmıştır. Şair diyor bu tür sözleri, değerli sözleri bunların Kur'an'dan veya hadisten olduğunu söylemeden sözünün içine böyle zımnen yerleştiriyor. Bundaki amacı da o sözlerin gücünden, etkisinden ödünç almak ve o sözlerle kendi sözü arasında bağlantı kurmadaki maharetini ortaya çıkarmak. İşte bu da ve hâzen nev'u iktibasen diye isimlendiriliyormuş bu türde. Ha, bir de şunu söylemiştik. İktibas yapan kişi o aldığı sözlerde kad yugayyiru galilen kad yugayyiru galilen az değişiklik yapabilirmiş. Bunu da söylemiş oldu. Kavaidimize gelelim. El-iktibas الاقتباس تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا أن يغير في الأثر المقتبس في الأثر المقتبس في الأثر المقتبس قليلا Nah. İktibas neymiş? Tadminun nesir ev şiir. Şeyen. Yani nesir veya şiirin tadmin etmesi. Yani içinde bulundurması. Zımnen içinde bulundurması. Şeyen minel Kur'anil Kerim'den bir şey. Ev hadisi şeriften bir şey bulundurmasıdır. İçinde zımnen bulunmasıdır. Min gayri delaletin. Delalet etmeksizin, işaret etmeksizin. Ala ennehu minhuma. Yani o sözün oradan olduğuna delalet etmeksizin bir söz bulundurmasıdır. Ve yecuz en yugayyira fil eseril muktebesi kalilen. Ve yecuz en yugayyira şairin değiştirmesi caizdir. Fil eseril muktebesi.
Bu alınan eserde dersek arkadaşlar burası ne olacak? Muktebesi alınan eserde iktibas yapılan sözde galiyle azıcık değiştirme yapılması caizdir. Muktebis dersek iktibas yapan kişi, muktebes dersek iktibas yapılan sözde birazcık değiştirilmesi caizdir. Demek ki iktibas arkadaşlar bu oluyormuş. Evet arkadaşlar iktibas konusu da bu şekilde sona erdi. Nerakum fid dersil kadim. Ma'as selame.